Efendim şimdi Aret hocamla konuşacağız. Ne konuşacağız? Efendim anne baba olmak isteyenler, yıllarca tedaviye gidenler, tedaviye artık gücüm de kalmadı, moralim de kalmadı diyenler, tüp bebek tedavisine A'dan Z'ye konuşacağız. Bugün ve sizden gelen telefonlara canlı yayında özellikle hocam bugün yoğun şekilde değil mi cevap Evet. vereceksiniz? 0212 702 1777 lütfen bizi arayınız sevgili seyircilerimiz. Hocam nasıl geçti hafta? Çok yoğun. Farklı bir şey beklemiyorduk zaten. Bizim öyle ya. Biz gerçekten bu aralar nedense bir de daha da yoğun oldu yani. Gece yarılarına Pandemiden kadar sonra arttı çalışıyoruz. galiba talep bebeğe de. Yani bence bu ekonomik dalgalanma oldu ya, bir an böyle bir fiyatlar falan her şey değişti. Bir Evet. duraksadılar. Sonra neyin nereye gittiği belli değil. Çünkü ondan sonra insanlar yavaş yavaş yeni pozisyonları, yeni durumları kanıksadı ve yavaş yavaş başladılar. O dönemde o duraksamayı şimdi biraz yoğunluk olarak yaşıyoruz. Birazcık da artık okullar açıldı, yaz dönemi bitti. İşte herkes okula başladıktan sonra artık sıra bu işe geldi falan gibi oldu Kışı herhalde. böyle geçirecekler. Evet. İnşallah sonbaharda da Bu doğuracaklar. klasik Nasip. öyle. Ramazan'a Nasip. doğru birazcık yavaşlıyor. Tamam. Bayramlarda birazcık yavaşlıyor. Herkes memleketine gidiyor bayramlaşmaya falan. Sonra yazın biraz daha hafif. Sonra bu dönemde biraz yoğun oluyor. Peki hocam şimdi tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyenler önce şunu yapıyorlar. Bir Google'a yazıyorlar tüp bebek tedavisi. Altında videolar çıkıyor. Doktorlar çıkıyor, haberler çıkıyor. Ve orada bir karar veriyorlar. Falanca doktor şöyleymiş, filanca doktor bu kadar başarılıymış. Ve bir yanında yöntem var. Orada biz habercilerin, gazetecilerin de hatası var. Çünkü biz de her gördüğümüzü mal bulmuş mağribi gibi tutup böyle o bak bundan da Bu da oluyormuş. yapılıyormuş. Neden soruyorum? Kongreler vardı. Üreme Tıbbı Derneği'nin vesaire vesaire dünya çapında da meslektaşlarınız buradaydı. Şimdi buna doğru bir bakış, bir sentez gerekiyor. Çünkü burada hayat boyu anne baba olmak isteyenlerin ümitlerinin, umutlarının sömürüldüğüyle bir maalesef bir sektör haline geldi. Evet. Ben bu öz eleştiri yıllardır yayın yapan bir programcı olarak ben bile söylüyorum. Maalesef özellikle bizim sektörümüz. Niye öyle? Bilemiyorum. Ben hakikaten rahatsızım gerçekten. Mesela bir sürü branşta arkadaşımız var çalışan. Sadece bizim sektörümüzde bir sürü dernek var. Bir sürü dernek var. Herkes kendi derneğini, kendi kongresini, kendi toplantısını yapmaya çalışıyor. Gruplaşmalar oldu senin de. Hatta İstanbul'da dernekler Anadolu Yakası Derneği, Avrupa Yakası Derneği diye ayrıldı. Güzel değil. Bu birazcık bilmiyorum sıkıntı hırslardan da kaynaklanıyor. Başarı hırsları da var. Her şey para değil tabii. Bir yandan da birinci olmak, en iyi olmak hırsından da kaynaklanıyor. Ama bence doğru değil. Biz insanlara yardım etmek için buradayız. İnsanların çocuğu olsun diye buradayız. Tabii ki herkes harcaması var, masrafı var, personeli var. Onun parasını kazanmak Tabii. zorunda ama para kazanacağız diye de kimseyi kandırmamalıyız. Kimseye gereksiz umut da vermemeliyiz. Şansları Denenmemiş yöntemler çok halka sunuluyor. Yani çok yıllarca denenip parlatılıp sunuluyor. Mesela bakın internette açın. Hiçbir yöntemin böyle hani bilmem ne yöntemi gibi bir ismi yok. Altın yumurta, embriyo yapıştırma. Yani çünkü herkes böyle hani benim embriyomu atıyorlar içeri, embriyom tutunmuyor. Tutunmadığı için gebe kalmıyorum. Embriyo yapıştırma, gebelik aşısı. Hep böyle hani ya, böyle ismi kulakta böyle bir Janjanlı. şey çağrıştırıyor. Yani ben bunu yaptırırsam ben bunu bu gebeliği elde edebilirim. Ben gebe kalamamamın sebebi bu olabilir falan diye düşündürtüyor. Ve artık olay öyle bir hale geldi ki mesela Google'a şimdi bakıyorlar arkadaşlar. Aret Kamar çok tıklanıyor. Aret Kamar'ın adını Google'a arama motorunun içerisine yazıyorlar. Siz internete Aret Kamar diye yazıyorsunuz. Benim başıma bir sürü merkez çıkıyor. Yani birazcık insanlarda artık gurur da kalmadı. Şimdi siz tüp bebek yapan biri olsanız rakip bir firmanın doktorunun adını çok tıklanıyor, çok aranıyor diye
kendi arama motorunuza yazdırır mısınız? Hani alet kamarı... Bunlar da yapılıyor. Tabii canım, alet kamarı tıklayanlar bana düşsün filan gibi yani. Neler neler yapılıyor. Güzel değil tabii. Sizi de beni sevmiyorlardır şimdi güzel bunu değil. Konuşuyoruz. Ben herkese sevmeyebilirler. Hiç önemli değil. Hiç önemli ama değil. Biz doğruları konuşuyoruz zaten. Kesinlikle. Yani beni sevsinler diye burada değilim. Beni insanlar sevsin. Benim yardım etmek istediğimi bilsinler, bana yeter. Eyvallah zaten. Hocam. Evet. Biz sizi bundan seviyoruz evet. Zaten. Peki hocam, şimdi tüp bebek merkezini doğru seçmek. Evet, her yerde var. Anadolu'da da var, İstanbul'da da var, çok sayıda merkez var. Doğru seçmek artı, şimdi bunun bir hazırlığından başlayalım, gidelim istiyorum. Doğru bir merkez seçmek istiyorum. Bu işe tamamen yabancıyım. Nasıl seçeceğim? En güzel seçim sizin arkadaşınızın tavsiye ettiği merkezdir. En güzel seçim budur. İnternetten merkez seçilmez. Tamam. Ne olursa olsun. İnternette merkezler ne yapıp ne etmediklerini bir şekilde yayınlıyorlar. İşte bugün Instagram kullanılıyor, Google kullanılıyor, her taraf kullanılıyor. İnternet siteleri kullanılıyor artık, ama mobilde en çok Instagram falan gibi şeyler kullanılıyor. Halkı bilinçlendirenler var. Bunda problem yok. Yani işte bir çikolata kisti şunu yapar, bunu yapar falan gibi. Bir de halka İşte biz şunu yapıyoruz, çok başarıyı arttırıyor. Biz bunu yapıyoruz, altın yumurtayı buluyoruz, şöyle ediyoruz, böyle ediyoruz gibi anlatanlar var. Bunlar ama doğru şeyler değil. Dolayısıyla evet. En güzel seçim internet değil. En güzel seçim kendi akrabanızın, kendi yaşıtınızın, kendi dostunuzun, kendi komşunuzun. Şuraya gidin. Hatta bazıları hamile kalmadıkları halde, kendileri uğraşıp hamile kalmadıkları halde doğru işi yaptığına emin oldukları için öneriyorlar. Ben kalmadım ama git. Benim akrabam gitti, o gitti, bu gitti, o hamile kaldı. Benim yaşım var, ben kalamadım deyip hala... Böyle objektifte bakabiliyorlar. Var tabii, var tabii, yönlendiriyorlar. Ona baksınlar. Şimdi internette böyle açıyorlar. Şu merkez, o merkez. Ay karar veremedim, ne yapayım filan. Ondan sonra merkezlere telefon açıyorlar. İşte benim şu var, bu var. Benim çocuğum olmuyor. Sizde gebelik oranı kaç? Bilmem tüp bebek ne kadar filan. Böyle merkez seçilmez. Ya bir çiftin kendi bir yapısı var. Yani kocasının sperm durumu, kadının rahminin durumu, kadının daha önce geçirdiği ameliyatlar, kadının yaşı, kadının rezervi. Herkes de şans aynı değil. Her 30 yaşında kadının şansı da aynı değil. Kadında hiçbir problem olmayabilir ama kocasının spermi kötü olabilir. Çok az sayıda spermi olabilir, zor bulunuyor olabilir, tek tük olabilir. Dolayısıyla merkezlere telefon açıp da senin gebelik oranın kaç, bir de bir gerçekçi bir oran söylüyorsun. Ay hocam çok az verdiniz, işte bilmem ne merkez şu kadar verdi falan gibi. Sistem de ediyorlar. Tabii tabii, şöyle böyle konuşmalar da geçiyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten doğru değil. Bir kere bir insan karşınıza oturmadan, siz onu muayene etmeden, daha önce yaşadıklarına bakmadan, tahlillerine bakmadan hiçbir çifte gebelik şansının ne olduğunu söylemek mümkün değil. Bu bir. İkincisi, şimdi bizim gördüğümüz var, görmediğimiz var. Bir kadına biz baktığımız zaman, evet, yani yumurtasının aşağı yukarı kaç tane geldiğini görüyoruz. Kocasının sperminin şeklinin, şemalinin düzgün olduğunu, sayısının uygun olduğunu görüyoruz. Rahmin kalınlığının, evet, gerçekten bebek tutunmasına elverişli olduğunu görüyoruz ama şimdi mesela kadının yumurtasını topluyorsun, hiç beklemediğin gencecik bir kız, bizim her şeyimiz normal diyor ama biz gebe kalmıyoruz diyor ama içeride ne olduğunu bilmiyorsun tabii. Yumurtayı topluyorsun, yumurta kötü, spermi içine sokuyorsun, döllenmeler kötü, embriyo oluşumu kötü, 20 tane yumurta topluyorsun, 2 tane embriyo zor oluşuyor falan. Şimdi böyle hastalar da var. Asıl demek ki bir çiftin şansının ne olabileceğini biz aslında yumurtayı toplayıp embriyoyu yaptıktan sonra görebiliyoruz. Yani biz aslında o çiftin durumunu transfer edeceğimiz zaman geldiğinde artık yumurtaların, embriyoların durumuna bakarak karar verebiliyoruz. Dolayısıyla böyle uzaktan kumandayla şansın ne kadar, sen bana kaç verdin, ya sen iyi verdin, sen bana güzel yeni yöntemler de vaat ettin, hadi ben sana geleyim o zaman filan şeklinde seçim çok doğru değil. Ben bütün hastalarıma şunu tavsiye ediyorum. Bugün artık yabancı dilleri bilmeyen yok. Yani herkes etrafında, kendi bilmiyorsa da yeğeni, bilen kardeşi, çocuğu biliyor. Dolayısıyla böyle bir
internette parlak bir haber, ona çok kulağına hoş gelen yeni bir yöntemmiş gibi duyulan bir haber duyduklarında, okuduklarında lütfen özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin internet sitelerini açsınlar. Böyle bir yöntemin olup olmadığını bir araştırsınlar. Olmayabilir bak, yani. Bak Kuzey Avrupa diyorum. Kuzey Avrupa dedim, özellikle dedim. Çünkü Akdeniz'e doğru yaklaşırsan bizim sistemimize yaklaşıyor yani. Çünkü İspanya, İtalya, Yunanistan da bizden farklı değil. Aa, çok ilginç. Onlarda da böyle o yöntem, bu yöntem falan her şey var. Evet. Şimdi bir çift yıllarca çocukları olmadı. Veyahut bir çocukları var. 3-5 sene geçti, ikinci çocuk istiyorlar ama spontan bir türlü gebelik gerçekleşmiyor. Tüp bebek merkezi seçtiler. Belevkil Aret Kamar'a geldiler. Şimdi o andan sonra bir maceraya giriyorsun. Planlıyorsun, bir bütçe ayırıyorsun, sinir sistemini çok zinde tutmak zorundasın. Nasıl hazırlanıyorlar çiftler? Ya da neyi göze almalılar? Bak bu da önemli. Şimdi ikinci çocuk için bile olsa mutlaka biz bütün testleri baştan yaptırıyoruz. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu erkeğin daha önce çocuğu olmuş, 3 tane çocuğu olmuş. Hatta bir de ikinci evlilikler var yani şimdi tekrar olmuş. Mutlaka yaptırıyoruz. Çünkü zaman herkese işliyor. Yani kadın diyoruz hep, kadının yaşı önemli, kadının yaşı bilmem erkeğin ne. Erkeğin de önemli. Kadının yumurtası azalıyor, kadının yumurta kalitesi bozuluyor falan diyoruz ama az çok erkeğinki de azalıyor. Şimdi mesela şöyle düşünün. Bir erkek var. Sayısı 20 milyonlar civarında. Kadın da genç. Evlenmişler. Çocuk sahibi olmuşlar. Evet. Çünkü kadın daha rahat hamile kalabilir. Erkekteki ufak tefek düşüklüğü telafi etmiş. Kadın rahat hamile kalabilir olduğu için. Ama yaşlar ilerleyince, kadının da biraz daha yumurta sayısı azalınca, yumurta kalitesi düşünce, birazcık da erkeğin spermi azalıp kalitesi düşünce bu sefer istiyorlar, olmuyor. Dolayısıyla biz o anda çocuk sahibi olmak istiyorlarsa daha önce birkaç tane çocukları olsa bile bir kere bütün tahlilleri yapıyoruz. Rahim filminde çekiyoruz, mutlaka çekiyoruz. Bu kadın daha önce çocuğu olmuştur falan demiyoruz. Özellikle sezaryenle doğuranlarda rahimde sezaryen sonrası oluşan herhangi bir defekt var mı diye bakıyoruz. Sadece yapışıklık değil, bazen yapışıklık da oluyor. Bazen de çok gözden kaçıyor. O sezaryenle dikilen yer rahimde çok iyi kaynamadığı zaman, hatta bazen hiç kaynamıyor, tamamen birbirinden ayrık duruyor. Orada bir sıvı birikimi oluyor ve o sıvı rahmin içerisine doğru giriyor. Yani o tüplerde falan bir problem olmadığı halde sezaryen yarası iyi iyileşmediği için bile ikinci çocuğu sezaryenden sonra yapamayanlar var. Bakın bu mesela çok eski bir şey değil. Bu bizim birkaç sene içerisinde farkına vardığımız bir şey. Öyle mi? Evet. Biz geçen mesela çok 10 sene evvel falan ya bir sezaryen olduk, ondan sonra bir daha çocuğumuz olmadı. Bir sürü tüp bebek denedik. Çok mu sık rastlanıyordu buna? Çok sık rastlanıyor. Bir sürü tüp bebek denedik. Gebek, sen de deniyorsun, koyuyorsun güzel embriyoları, gebek almıyor. Bu hep bizim gözümüzden kaçardı. Çünkü ultrasonla baktığın zaman her zaman bir problem görmeyebiliyorsun. Bazen rahim filminde de çıkmayabiliyor. Ama ben şimdi rahim filmi çeken arkadaşıma dedim ki rahim filmleri hep böyle karşıdan çekiliyor. Tamam. Bakıyorsun, rahmi karşıdan görüyorsun. Tüpler açık mı görüyorsun? Dedim ki sezaryen olanlara bir pozla yan çek. Rahimi yandan görelim. Yandan baktığınız zaman o sezaryen olduğunuz yerde bir bakıyorsunuz, o ilaç böyle bir baloncuk yapıyor. Çünkü karşıdan bakarken onu görmüyorsun. Yandan baktığın zaman görüyorsun. Şimdi ona biz niş diyoruz ya da istmosel diyoruz. Mesela sadece onun histeroskopi ile ya da laparoskopi ile onarılması bile kadına gebelik getirebiliyor. Benim mesela öyle Adana'dan bir tane hastam var. Defalarca 9 kere 10 kere tüp bebek denemiş Adana'da. En sonunda evet benim doktor arkadaşım, yani tüp bebekçi doktor arkadaşım bana yolladı. Ve onun o istmoselini tamir ettik laparoskopik yöntemle. Ve kadın sonra ilk denemede gebe kaldı. Yani bu kadar da aslında etkili ama bu kadar da gözden kaçabilecek bir şey. Çünkü ultrasonla gözüken bir şey değil. Dolayısıyla özellikle ikinci çocuğu olmayanlarda çok dikkatli, acaba birinci çocuk neden oldu da bu olmuyor gibi, böyle dedektif gibi bakmak lazım. Yani sezaryenle olanlarda da böyle özellikle bir olasılık ayrıca olanlarda var. Evet, onu da bilsinler. Evet, evet. Peki hocam, şimdi
Laparoskopi, histeroskopi. Evet, kadının rahminde, yumurtalığında, işte tüplerinde bir problem olabilir. Laparoskopi ve histeroskopi de tedaviye hazırlık aşamasında kullanılan yöntemler. Bunları kullanmak şanslarını anne adaylarının artırıyor mu? Şimdi şöyle, tarihsel gelişim içerisinde biz de çok hatalara düştük. Çünkü yöntemler sadece halka pazarlanmıyor, bize de pazarlanıyor. Yurt dışında bir şey çıkıyor, bir çalışmalar yapılıyor, yeni bir alet, yeni bir edevat. Diyorlar ki işte bunu yapınca biz embriyonun şusunu busunu görüyoruz. İşte bunu kullanırsanız gebelik şansı artar. Dolayısıyla biz de onları satın alıyoruz. Ve dünyanın parası satın alıyor. Evet, bu tabii. Cihazlar. Yani insanların mesela bir tüp bebek parası boşa gidiyor ama bizim çok fazla miktarda euromuz boşa da gidebiliyor. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi Metabolomix'ti. Tarihsel gelişim içerisinde biz Metabolomix'i çok konuştuk. Çünkü mantıklı geliyor. Bize de mantıklı geliyor. Yani çünkü hani bir embriyonun biz şimdi mikroskopta şekline bakıyoruz, gelişimine bakıyoruz. Ha, bu bir embriyo, güzelmiş diyoruz. Bunu rahmin içerisine koyuyoruz. Bu Metabolomix bize şöyle pazarlandı. Dediler ki biz embriyonun metabolik artıklarına bakıyoruz. Yani bu embriyo ne kadar yaşam faaliyeti yapıyor, ne kadar enerji tüketiyor, ne kadar çıktı çıkartıyor dışarıya. Aa, çok mantıklı geldi. Yani embriyonun hem şekline bakacağız hem de yaşamsal faaliyetlerine bakacağız. Gerçekten sağlıklı olan embriyoyu seçeceğiz, içeriye koyacağız. Boş çıktı. Ama biz bunu televizyonlarda maalesef anlattık. IMSI'yi de anlattık. IMSI mikroskoplarını aldık. IMSI mikroskoplarını dedik ki ha biz spermleri bilmem kaç bin kere büyütüyoruz. Böyle olunca işte spermdeki ufak tefek arızaları daha net görüyoruz. Daha iyi sperm koyuyoruz. Daha iyi sperm koyduğumuz zaman gebelik şansını arttırıyoruz dedik. O da tamamen boş çıktı. Çünkü biz bir yandan bunları yapıyoruz ama bir yandan da araştırıyoruz. Yani aleti alıp da hala pazarlamaya çalışmıyoruz. Şimdi pazarlayanlar da var. Hala IMSI'den bahsedenler var. Ama bu dünyada da bizde de çürütüldü. Gerçekten bir işe yaramıyor. Peki şu mu önemli? Bakın hocam, dürüstlükle söyleyeceksiniz biliyorum. Laboratuvarda kullanılan cihazlar, oradaki personel, işte embriyolog laboratuvarda atıyorum ve ekibe, iyi bir tüp bebek ve kadın hastalıkları uzmanı, yani cihaz mı, ilaç mı, başarıyı ne artırıyor? Cihazları herkes alabilir. Parası olan herkes laboratuvarını çok güzel kurabilir. Binlerce enkübatör alabilir, yan yana dizebilir, tamam. Üst üste. Resmini çektiğiniz zaman dizaynı çok güzel olmuş bir laboratuvar görebilirsiniz. Ama cerrahi de laboratuvarda aslında bir disiplindir yani. Disiplindir. Tamamen disiplindir. Yani başında duran insanın bu konuda ne kadar disiplinli olduğudur. Onların temizliği, onların bakımı, onların kalibrasyonu, kalibrasyona para harcamak, bunların hepsi çok önemli. Yani alet var, satın alıyorsun ama aleti kullanmak önemli. Laparoskop da öyle, histeroskop da öyle, cerrahi de öyle. Herkes cerrahi yapıyor. Ben hiçbir meslektaşımın kötü cerrahi yaptığına inanmıyorum. Ama ben hastalarıma da söylüyorum. Yani özellikle tüp bebek işi bir doktor üzerinde dönen bir iş değil kesinlikle. Yani ben X bir kliniğe gitsem aynı başarıyı gösteremeyebilirim. Benim avantajım, ekip de önemli kesinlikle yani. Öyle. Benim avantajım aynı futbol takımları gibi kendi oyuncularımı kendim seçmemdir. Evet, ekip de önemli hakikaten. Kesinlikle öyle. Bu arada şu da önemli hocam. Şimdi bir kadın için çok özel bir durum. Zaten moralleri çöküyor, sürekli böyle bir ilgi istiyorlar. Doktorun güler yüzü, empati kurma yeteneği. Bu da çok önemli. Önemli tabii. Değil mi? Çünkü biz gerçekten hani %100 gebelik getiren bir yöntem pazarlanmıyoruz. Yani bu böyle bir mağazaya gittim, paramı verdim, kazağımı aldım, çıktım gibi bir şey değil. Güvene bakıyor. Çünkü insanlar bir yandan para harcıyorlar, bir yandan da gebe kalmıyorlar. Acaba yapılan iş doğru yapıldı mı, yapılmadı mı? Hep bir kafalarında soru işareti var. Her gebe kalmadıklarında acaba bir şeyler eksik mi yapıldı da ben gebe kalmadım? Yani şunu da yapsaydık gebe kalır mıydım? Bunu da yapsaydık, çünkü bir yandan da internetten okuyorlar. Bunların hepsinin
insanın kafasında sorusu var. Ama güven çok önemli işte. Yani eğer çift doktoruyla beraber, ekiple beraber, klinikle beraber güvenle yürüyorsa hamile kalana kadar, bir kere daha bir kere daha deniyorsa işte önemli olan o. Çünkü evet, bizim için tabii ki insanların bir denemede gebe kalması çok önemli. Keşke hepsi bir denemede gebe kalsa ama 40 yaşında olan var, 43 yaşında olan var, 45 yaşında olan var. Denemeye başlıyorlar. Defalarca deniyorsun. En sonunda gebe kalıyorlar. Ama önemli olan o çiftin o kliniğe girdikten sonra maddi manevi destek görerek hamile kalana kadar orada uğraşmasıdır. Evet. Bir evet, telefon alalım mı? Alalım. Bol bol arayın efendim. Arayanları not alıyoruz, dönüyoruz. Zannetmeyin aramıyoruz size. Elif Hanım günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? Biraz sesi açalım mı arkadaşlar? Ben biraz Sağır Sultan'ım. Tamam, şimdi duyduk. Buyurun. Hocam daha iyi duyuyor. Teşekkür ederiz. Arefa'dan için aramıştım sizi. Günaydın. Günaydın Arefa Hocam. Sorumu iletebilir miyim size? Tabii hemen ki. Buyurun. Buyurun. Şimdi bizim normal bir izlememiz olumsuz olarak geçti. 6 BC kalitesindeydi embriyomuz. Şimdi ikinci denememizde 4 BC olarak bir sonucumuz var. Şu anda transferin 4. günündeyiz. Teşhisimiz birincide konulmadı. İkincisinde ise sperm kuyruk kısalığı teşhisi konuldu. Bir de hareket sıfır, morfolojimiz de sıfır. Hani bunun bir çaresi, çözümü var mıdır? Ben şu an olumsuz olarak düşünüyorum açıkçası. Hani 4 BC olarak embriyo konuldu ama sizin düşüncelerinizi anlatabilir miyim? Tabii. Elif Hanım maşallah her şeyi öğrenmişsiniz. Bizim hastalarımız gerçekten her şeyi biliyorsunuz. O kadar araştırıyorlar ki embriyo morfolojisini kadar her şeyi biliyorlar ya maşallah. Hoşça gerçekten. Kalın lütfen cevabı tamam. İzleyin. Gerçekten. İyi pazarlar. Bu işle uğraşmayan. Neler biliyor? Şimdi kadın doğumcuların hepsinin spesifik bir branşı var. Mesela ben de kanserlerle uğraşmıyorum. Çünkü her şeye ayrıca dikkat tabii etmek gerekiyor. Bugün artık Lokman Hekim gibi böyle ben her işten anlarım tarzında doktorluk yok. Yapmamak da lazım zaten. Şimdi hastalarımız bizim birçok kadın doğumcudan çok daha iyi konuya hakim. Onu söyleyebilirim evet, yani. Hatta ürologlar kadar da öğrenmiş evet, erkek evet, sırrını evet, da biliyor. Evet. Şimdi tüp bebeğe başladılarsa zaten erkeğin sperminin hareket düşüklüğü ve morfoloji bozukluğu yüzünden başlamışlardır. Maalesef bugün artık işte erkekte problem varsa erkekteki problemi çözelim, kadında problem varsa onu düzeltelim, bunlar evde hamile kalsınlar pek yapılmıyor. Zaten erkekteki problemler de özellikle çok fazla ilaçlarla, ameliyatla düzeltilemeyebiliyor. Zaten baştan düzeltilebilecek bir şeyse ben eminim kocasını ürolog görmüştür. Hatta defalarca da ilaç kullanmıştır. Hatta birçoğu da senin varikoselin var denip ameliyatta edilmiştir. Dolayısıyla artık tüp bebek gelinen son noktadır. Yapılan bir sürü işler bir işe yaramamıştır ve artık tüp bebek yapılacaktır. Şimdi benim konuşmam embriyo morfolojisiyle ilgili. Şimdi insanlar bu embriyo morfolojisine fazla takılmasınlar. Neden? Çünkü embriyoya biz laboratuvarda bakıyoruz. Şimdi embriyo ne oluyor? İlk yumurtanın çıktığı ve spermle döllendiği andan itibaren gelişimlerine bakılıyor. İşte önce 2 hücreli oluyor, 3 hücreli oluyor, 4 hücreli oluyor, 6 hücreli oluyor, 7 hücreli oluyor, 8 hücreli oluyor, 9 hücreli filan. Sonra gitgide hücreler sayılamayacak hale geliyor. Sonra hücreler çoğaldıkça ortada bir boşluk oluşuyor. Hücreler böyle kenara çekiliyor. Onun adı da blastosit oluyor. Blastositin büyüklüğüne göre ve içindeki embriyonun oluştuğu yere göre blastositler de bir isim alıyor. Yani bunun işte büyüklüğü şu kadar, işte içindeki şey de bu kadar. Senin adın 6BC, ötekisi 6AA, 5AA. Şimdi zannediliyor ki işte 5AA, işte A kalitede çok güzel bir embriyo. Koyduğumuz zaman herkes gebe kalır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü bu iş sadece embriyoyla bitmiyor. Bir. İkincisi, biz onu laboratuvarda takip etmişiz. 3 gün, 5 gün gelişimine bakmışız. Ve ondan sonra rahmin içine koymuşuz. Bizim rahmin içerisine koyduktan sonrasını izleme ihtimalimiz zaten yok. İyi olan bir embriyo, laboratuvarda iyi gelişen bir embriyo, rahmin içerisine konduktan sonra gelişimini durdurabilir. Rahim için dışında işte laboratuvarda iyi kötü ilerleyen ama dondurmayı hak eden bu embriyo gebelik getirebilir denilip dondurulmuş bir embriyo,
rahmin içerisine konulduğunda gayet güzel büyümesine devam edip gebelik de getirebilir. Dolayısıyla biz laboratuvarda embriyoları donduracaksak, dondurmadan evvel bir bakış yapıyoruz. Bizim belli kriterlerimiz var. Embriyo eğer güzel gelişiyorsa, yani mesela ikinci gün baktınız, embriyo 3-4 hücreli olması gerekiyordu ama 2 hücreli. 2 hücreli tamam dedin, 2 hücreli. Bölünür mü acaba dedin. Üçüncü güne geldin. Üçüncü günde 6 hücre, 7 hücre, 8 hücre falan olmasını bekliyorsun. Senin o 2 hücreli gördüğün şey üçüncü güne geldiğinde 5 hücreli olmuş. Ne yapmış? Bir gün evveline göre hücre sayısını 2 kat arttırmış. O da gebelik getirir. İlla embriyonun 7 hücreli, 8 hücreli, 9 hücreli olması gerekmiyor. Bizim üçüncü günde hastanın ısrarıyla koyduğumuz 40 yaşında bir kadın ısrarıyla koyduğumuz tek bir 4 hücreli embriyoyla gebe kalan doğuran hastamız var. Üçüncü günde 4 hücreli. Dolayısıyla biz baktığımız zaman o an bakıyoruz. Bak o an baktın bu embriyo 8 hücreli dedin. Bir saat sonra bu embriyo 12 hücreli olabilir. Çünkü bu sürekli bölünen bir şey. Sen baktığın anda olanı biliyorsun. Sabah embriyoları çözüyoruz. Laboratuvarda transfere kadar bekletiyoruz. Senin sabah 6 hücreli çözdüğün bir embriyo, sen transfer edene kadar 8-9 hücreli olabiliyor öğleden sonra. Dolayısıyla embriyolar sabit duran şeyler diye, sürekli gelişen şeyler. Şimdi hanımefendinin cevabının 6 hücreli bir embriyoyla gebe kalmamış olabilir. 4 hücreli bir embriyoyla, 4. derece olan bir embriyoyla gebe kalabilir. Dolayısıyla laboratuvarda dondurulmaya hak edilmiş, hak verilmiş her embriyo gebelik getirebilir. Kliniğine güvensin, uğraşmasına devam etsin. Eğer spermler hareketsiz ve şekil bozukluğu varsa ama buna rağmen zaten blastositler de oluşuyorsa gebe kalacaktır demektir bir tanesi. Daha 10-11 dakikamız var değil mi Vesile? O yüzden siz benim evet evet dememe bakmayın. Vakit var yani. Ayşe Hanım günaydın. İzmir'den bizi arıyor Ayşe Hanım. Günaydın Ayşe Hanımcığım. Günaydın. Hayırlı sabahlar Meltem Hanım. Günaydın. Buyurun. Meltem değil mi? Meltem mi doktoruma şey soracaktım. Ben ilk denemede alo. Buyurun. İlk denemede geçen sene denedik, şimdi tutmadı. Evet. Şimdi bu ikinci denememizi yapıyoruz İzmir'de özel bir hastanede. Şimdi bende dermatit varmış. Yani ilk denememizde bizim bu acaba ondan mı düştü? İki embriyo kondu bana. Ne kisti var dediniz? Rahminde. Ondan mı düştü acaba? Kisten mi düştü? Onu öğrenmek istiyorum. Rahminizde mi var? Evet. Tamam. Dermatit kist. Siz kaç yaşındasınız Ayşe Hanımcığım? 44 yaşındayım. 44. Aa, şahane. Hadi inşallah olur. Hoşça kalın. İyi pazarlar. Şimdi 44 yaş gerçekten gebeliklerin öyle çok kolay oluşmadığı ve düşüklerin de biraz fazla yaşandığı bir yaş. Çünkü sağlıksız gelişen embriyoları vücut atıyor. Şimdi rahimdeki miyomlar, ki ona da kist diyorlar. Yumurtalıktaki kistler, bu dermoid kisti olabilir, çikolata kisti olabilir. Başka bir sürü de kistler var, onlar da olabilir. Eğer rahim filminde ve ultrasonda rahmin iç yapısı etkilenmiyorsa ve bu kistler tüpleri de etkilemiyorsa bebeğin tutunmasına çok fazla zarar vermezler. Rahimdeki miyomlar çok büyükseler eğer, gerçekten rahmin şeklini büyütecek kadar büyükseler, etkileyebilirler. Yani rahmin içine girenler zaten etkiliyor. Rahmin içine doğru giren submüköz dediğimiz miyomlar zaten etkiliyor. Ama rahim duvarında aslında rahmi etkilemiyormuş gibi olan miyomlar da, bazı miyomlar var rahimden büyük oluyor. Ben diyorum ki şimdi mesela bu rahimin bir kanlanması var. Aşağıdan damarlar geliyor. Şimdi koskoca bir de miyom var orada. Rahim 7 santim, 8 santim, 10 santim. Miyom 10 santim. Bu kanın, aşağıdan gelen kanın büyük kısmını miyom çalıyor zaten. Dolayısıyla rahmin sırtında büyük. O kadar büyük bir miyom varken rahim çok kolay bebek tutmayabilir. Dolayısıyla bu işte kanun yok. Hastayla beraber doktorun yürümesi lazım. Etkilemediği düşünülmüş. Belki de büyük bir ihtimalle yaşından dolayı gebe kalmış, kalmamış ya da düşük yapmış her neyse. Dolayısıyla bence doktoru doğru değerlendirmiştir. Ama yine konuşsunlar. Mesela ben bu yaşlarda şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi yaş ileri. Yaş ileri olduğu zaman cepte bir problem var. Evet.
Kadının yumurta sayısı tabii yaşa bağlı olarak azalıyor. O da ayrı bir problem, o da cepte. Başka hiçbir problem yok. Şimdi yaşı değiştiremezsin, yumurta sayısını değiştiremezsin. Bir de diyorlar ya, yok PRP yaparlar. Ona da şimdi onu da girelim. Tamam. Bunlar değiştirelim. Bunlar senin cebinde. Yumurta kalitesini de çok fazla değiştiremezsin. Biraz değiştirirsin. Nasıl yaparsın? Çok fazla iğne kullanmazsın. Daha doğal tedavilere geçersin. Hı-hı. Daha güzel yumurta alırsın. Bizim o yaşlarda artık geriye dönüp ya keşke şu miyomu alsaydık, belki gebelik olur muydu ya da kiste alsaydık gebelik olur muydu diyecek zamanımız yok. Hı. Dolayısıyla değişkenleri azaltmak lazım. Hı hı. Eğer gerçekten ya bu etki ediyor mu etmiyor mu, bu gebeliği engeller mi acaba filan diye düşündüğümüz bir şey varsa mutlaka almak lazım. Yani peki, biz tamamen yaşımızla, yumurta sayımızla tek sebep o olarak baş başa kalmamız ve uğraşmamız lazım. Şimdi az önce hanımefendi dedi ya, işte yumurta sayısı, siz de oraya özellikle vurgu yapıyorsunuz. Çünkü tüp bebekçiler için hanımın yaşı önemli. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Neyse ki artık yumurtaları dondurabiliyorlar. Yaşı ilerleyen hanımların hani doğurganlık özelliği eğer bir raporla tescillenmişse kayba uğradığına dair, artık yumurta dondurulabiliyor. Evet. Hatta bekar bir hanım da alıp bunu yapabiliyor. Evet, kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Onu anlatalım mı? Şimdi yumurtaları saklamak mümkün. Embriyoları saklamak zaten çok mümkün. Dolayısıyla benim tek tavsiyem, yaş büyüdükçe kadınlar çok daha fazla uğraşarak, çok daha eziyet çekerek, daha fazla para harcayarak çocuk sahibi olmak zorunda kalıyorlar. Lütfen doğurganlıklarını erteleyecek olanlar, biz hani daha önce de gebelik karnesi falan diye konuştuk ya, lütfen korunmaya kalkmadan evvel doğurganlık durumlarına baktırsınlar. Tabii. Yumurtası azalanlar, spermi zor zar birinci çocuğa 70'te gebe kalıyor. Biz öyle hastalarla karşılaşıyoruz ki birinci çocuk oldu, ikinci çocuk olmuyor diyoruz. Adamın spermine bakıyorsun 1 milyon. Birinci çocuğun olması bile mucize yani. Şimdi ikinci çocuk için gelmişler. Şimdi anlatamıyorsun da birinci çocuk nasıl oluyor? Birinci çocuk oldu diyor. Oluyor. Bir tane sperm gidiyor, yumurtayı buluyor. Tesadüfen kadın da gençse, kolay hamile kalabilirse oluyor. Dolayısıyla biz korunacağız ya, daha şimdi düşünmüyoruz diyenlerin hepsi ilk önce istedikleri zaman çocuk sahibi olabilir mi diye bir tahlillerini yaptırsınlar. Bir durumlarına baktırsınlar. Bir kan tahlili yaptırsınlar. Bir kan tahlili, AMH baktıracak. Tamam. Hadi gittin bir kadın doğumcuya, güzel güzel bir muayene oldun. Kocan da bir sperm baktırdı. Ondan sonra işte bir de rahmin şekline, şemaline baktık. Gerekirse bir de şüpheli bir şey varsa rahim filmi çektik. Tamam, siz istediğiniz zaman doğurabilirsiniz desin bir doktor. Ondan sonra korunsunlar. Lütfen. Eğer öteki türlü olduğunda dondursunlar. Ne yapıyorlar? Doğum kontrol hapını alıyorlar. Yıllarca doğum kontrol hapını kullanıyorlar. Biz daha düşünmüyoruz. Şu çocuk biraz büyüsün, okula başlasın hele diyorlar. Sonra okula başlarken bir bakıyorlar, yumurta bitmiş. Kadın menopozun eşiğinde, farkına varmamış. Doğum kontrol hapı kullandığı için hep düzgün evet, adetleri evet. olmuş. Hapı bırakmış, artık adet de görmüyor. Eyvah. Ondan sonra işte bir tane yumurtayla hamile kalmaya çalışanlar. Çocuk çünkü ne oluyor? O biz çocuk düşünmüyoruz diyen aileleri, o birinci çocuk benim niye kardeşim yok diye bir de bu var. Getiriyor. Tabii bizim öyle çok hastamız var şimdi. O kadar bıkmışlar ki tedavi olmaktan. Birinci çocuğu yapmışlar, tamam dedik demişler. Biz bu defteri kapattık demişler. Şimdi ikinci çocuk için o çocuk ağlıyor evde diye sürekli kardeş istiyorum diye geliyorlar, tedavi oluyorlar. Dolayısıyla peki ben lütfen bir şey daha soracağım. Şimdi bekar hanımlar da var. Evet. Evlenmemiş. Talibi çıkmamış efendim henüz. Yuvasını kuramamış. Ya da kendileri beğenmemiş kimseyi. Ya tabii onlar da olabiliyor. Şimdi hocam bu durumlarda bana çok fazla yazıyorlar bunu. Yumurtalarını donduracaklar. Ama şöyle bir şey soruyorlar bir de. Tamam, yumurtamı dondurabilir miyim? Bir de bekarım. Fizyolojik olarak da hani bu alındığında bekar etim hasar görür mü? Evet. Doğrudan şimdi sorayım, bana çok yazıyor hanımlar tamam bunu. Şimdi bazılarının gerçekten vajinal toplanması gerekiyor ve onlara rapor veriyoruz şu amaçla. Bu bir hastalıktır, bu bir problemdir, bu ayıp bir şey değildir yani. Ama uygun yumurtalıklarda, bazıları çünkü karına da çok yakın oluyor, karından da toplanabiliyor. Bu yöntemde var. Var, karından da toplanabiliyor. Bugünkü teknoloji bizim karından yumurta toplamamıza müsait. Yeter ki anatomik olarak
yumurtalık çok diplerde bir yerde olmasın. Çünkü çok uzaktaysa ciltten, karın cildinden çok uzaktaysa, arada bağırsak var, idrar kesesi var filan, o iğne yumurtalığa doğru giderken bir şeyleri zedeleyebilir. Buna biz karar verelim. Ama sağlık her şeyden önemlidir. Gerekirse de zaten gerekirse, bir rapor yazılıyor. Ameliyat olduğu zaman. Anne babaları da soruyor, biliyor musunuz bunu genelde? Verir. Anneler de soruyor bana. Ondan özellikle bunu size sormak isterim. Vesileciğim, birkaç dakikamız mı var şu an? Son iki dakikamız. Peki, hocayı da uyarmış olalım. O zaman şu PRP işine de bir değinelim. Hadi, bu PRP doğru mu? Tamam, saça yapılıyordu falan, cilde yapılıyordu. Yumurta da mı ben artıyor? Ben hastalarıma şöyle diyorum. Bu PRP bir moda. Şu anda moda. Her yere yapılıyor, yapılıyor. Mu PRP? PRP yapılıp da düzelen birini gördünüz mü diye soruyorum. Yani ekleme de yapılıyor değil mi? Ekleme yapıldığı eklem zaman... Eklem içine yapılıyor, diz kapağı, omuzlu bilmem ne. Düzelen var mı? Düzelen var mı? Benim anneme de yaptılar. Düzelen var mı? Yok. Geçici bir rahatlama yapıyor. O anda yapıldığı zaman bir belki rahatlama yapıyor. Belki hasta seçimi önemli. 2 ay, 3 ay, 4 ay. Ama tam bir rahatlama, hiçbir zaman bir kür yok. Dolayısıyla bu konuda PRP yumurtalığa yaptık. Kök hücre tedavisi, yumurtalığa yaptık, kök hücreden yumurta ürettik filan gibi bir şey hala dünyada yok. Bunlar deneysel şeyler. Eğer birileri bunu deniyorsa da hastalarından bunun için yüklü paralar almaması gerekiyor. Ha, bir de öyle mi alıyorlar? Tabii. Bunun deneysel bir şey olduğunu, belki işe yarayabileceğini hastalarına söylemeleri lazım. Ama belki değil. Bunu yüklü paralarla, çok büyük umutlarla, o hamile kaldı, bu hamile kaldı. O belki PRP yaptırmasaydı hamile kalacaktı. Onu nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Hocam da böyle uzun sohbet etmeyi özlemişim. Ya çok iyi geldi. Yemin ediyorum. Sizinle biz normalde bize çok de buyurun. Siz böyle buyurun. Sizi böyle alacağız.